Abi müze orada mı? Kolay gelsin. Aşık Veysel Şatıroğlu, 25 Ekim 1894 tarihinde Sivas'ın Şarkışta ilçesine bağlı Sivrialan köyünde dünyaya gelmiştir. Annesi Gülizar, babası Karaca, lakaplı Ahmet adında bir çiftçiydi. Dönemin en yaygın hastalıklarından olan çiçek hastalığı nedeniyle Aşık Veysel, 7 yaşında iki gözünü kaybetmiş, dünyanın güzelliklerini çok kısa görebilmiştir. Aşık Veysel iki kız kardeşini de çiçek hastalığı nedeniyle kaybetmiştir. Babasının, Aşık Veysel'e oyalanması için aldığı bağlamayla başka ozanların türkülerini çalmaya başlayınca yeteneği ortaya çıkmıştır. Bunun üzerine 1930 yılında Şairler Gecesi'ne katılmış, o yıllarda Sivas'ta eğitim müdürü olarak görev yapan Ahmet Kutsi Tecer ile tanışmıştır. Ahmet Kutsi Tecer, Aşık Veysel'in yeteneğini görünce ona her türlü desteği vermiş, Anadolu'nun birçok yerinde köy enstitülerinde saz hocalığı yapmıştır. İsmi Veysel olup, Aşık, saz ve söz ustası olduğu için sonradan kendisine takılan lakaptır. Türkiye Cumhuriyeti kurulup, soyadı kanunu çıktıktan sonra, Şatıroğlu, soy ismini almıştır. İki defa evlilik yapan Aşık Veysel'in 5 çocuğu dünyaya gelmiştir. Ünlü halk ozanı Aşık Veysel yaşamının büyük bir bölümünü geçirdiği Sivrialan köyünde 21 Mart 1973 tarihinde akciğer kanseri nedeniyle vefat etmiştir. Burası 7 yaşında bu evde çiçek hastalığından gözleri almadı. Şimdiki bulunduğumuz yer burası. Burası. Mezarı nerede abi? Mezarı mı? Mezarı karşıda. Burada gözükmüyor değil mi? Burada gözükmüyor. Sonra kullandığı elbiseleri, sazı, baltını, şemsiyesi. Sazı burada mı? Sazı. Evet. Bunu kullandığımı hatırlamıyorum. Burada yemek yapıyorum. Buradan burası böyle sizlerin bir mefat edenler bunlar. Hayatta olanlar? Büyük oğlu bu 2 hafta oldu. Bahri Şatıroğlu öğretmendi, mefat etti. Kanserdi yani. Allah rahmet eylesin. Şunlar hayatta. Şunlar hayatta. Bu büyük abileri mefat etti. Ahmet Şatıroğlu. Zöhre büyük ablaları mefat etti. Bu kızıydı, bu mefat etti. Bundan buradan oldu. Torunu ya, İstanbul'da. Bu Ali yine Mersin'de mefat etti. Bu da torunu. Bunların çocuğu.
Bu İstanbul'da, bu Almanya'da, kızının bir de Ankara'da, burada resmi yok. Şu kızı değil yani şu. Şu çok kucaktaki çocuk. Şu kızı da şu kızı değil. Şu öbürü şu. Bebek. Bebek. Bu torunu. Bunun kızı. Onun kızı. Hayatta mı? Hayatta bu. Şimdi 40 yaşında. Çiğdem dediğimiz bunun kızı. Şunun. Televizyonlarda çıkıyor ya. Evet. Kullandığı mallar belli, bahır kablar. Bu dolaplar iyi oldu tabii. Bunlar orijinal onun eşyaları değil mi Aras? Buyur. Onun eşyaları değil mi? Hepsi. Tabii canım. Kendi eşi, yabancının malı burada bulunmaz. Yani yabancıyı sergilenmez burada. Anladım. Şu bir şunu Güzey Koreli getirdi, Hedaya. Güzey Koreli. Hı hı hı. O tası. Hı hı. Benden soruyor, tas duruyor mu diyor. Dedim o altın olacak, oradan kaybolmaz. Tamam. Daha İstanbul'dan telefon ediyor. Thank you.
Thank you.